Önce aracın şoförü, hemen ardından da ben vuruldum. Bana sarılan adam kulağıma geldi, oraya gitme, gidersen öleceksin dedi. Okulun önüne barikat kuruyor ve aldıkları emirde çıkan her aracı tarayın şeklinde. Benim üst devrem, Murat abinin katledildiğini gördüm. Şöyle elini kalbine götürdü, duvara yaslandı şöyle. Gözleri zaten dolu dolu, gözleri yaşlı. Şöyle duvara yaslandı ve kaldı yani. 19 Temmuz'a kadar, yani 4 gün nezarette bekledik. Aç ve susuz. Biz hani akademik takvimimizi bitirmiştik harp okulunda. Askeri takvimimiz var yazın, yaz kampımız var bizim. Bu yaklaşık 5-6 hafta süren, sadece ve sadece askeri ve spor eğitimi içeren bir dönem. Ben planör grubundaydım. Özel uçuşlarımız oluyordu. Sabah çok erken saatte kalkıp, sporumuzu yapıp, ondan sonra kahvaltıyı yapıp, hızlı bir şekilde eğitime geçiyorduk. Planör uçuşlarına geçiyorduk. Sonra ilginç bir şekilde öğlene doğru Hava Kuvvetleri Komutanı Abidün Nal'ın kampa geleceğini öğrendik. Öğle yemeğini yedik. Ondan sonra Abidün Nal'a komutan geldiğinde komutan geçişi olur. Tüm öğrenciler komutanın önünden yürür. O yürüyüşümüzü yaptık. Yine normal, standart. Yani burada standart olmayan tek şey Hava Kuvvetleri Komutanı'nın kampa gelmiş olması. Çünkü kuvvet komutanı normalde kampın son günü gelir. Gerekirse bu ülke için ter dökeceksiniz, gerekirse kan dökeceksiniz diye bir sözü vardı. Şüphemi çeken şey, çok aşırı fazla general vardı. Üst seviyeden komutanlar vardı. Spor böyle, baktım ben kenardaydım. Çok şey bitti yani. Ufacık bir program oldu. Normalde böyle bayağı uzun süren, insanların böyle ter kan içinde kaldığı, bir an önce hemen duş aldığı, yani basit bir şey değil oradaki spor. Ondan sonra öğrendik ki spor yapılmaması, yani arkadaşların yorulmaması istenmiş Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından. Bizim savaş ve beden eğitimi subaylarına söylenen. Dolayısıyla bu da Hava Kuvvetleri Komutanı'nın alay komutanı söylediği sözü doğruluyor. Biz yorulmayalım diye bizi akşam sporuna çıkarmadılar ya da ben öyle düşünüyorum ya da. O konuşmayı yapınca dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı, bir şüphe içerisinde girmedik. Ben ilerleyen zamanlar dönüp baktığımda galiba bu adam kasten hani bize bunları söyledi ki o geceki olayları hani artık insanların kafalarında o olayı kurgulayanlar, yapan kişiler nasıl bir olay akışı olsun istiyorlarsa biz de onu oraya kanalize etmek istediler sanırım yani. Herkes yat hazırlığına başladı. Kimisi dişini fırçalıyor, kimisi özel ihtiyaçlarını gideriyor. Ben ve bir arkadaşım da nöbet yazma görevimiz var bizim. Biz de silahhaneye çekilip nöbet yazmaya başladık diğer arkadaşlara ertesi günler için. Çadır arkadaşım geldi, hazırlanıyor. Ben uyumak üzereyim. Sonra bir anda saat sanırım 10.30 civarı bir anda içtima sesleri duyduk tekrar. Kamplarda her zaman gecenin bir yarısı böyle kalkıp tam teçhizat ya da farklı kıyafetlerle hazırlanıp eğitime gitmek bizim için çok yaygın bir olaydı. Çok hani sürekli yaptığımız bir olaydı ve hani bize ya bu ne şimdi nereden çıktı diye şaşıracağımız bir olay değildi yani. Acaba bir şey mi var, biz bunu niye yapıyoruz? Çünkü günde 300 defa emir alan bir insan bir yerden sonra zaten mümkün değil. Her seferinde mantık ararsa zihni zaten ona izin vermez. Sabah emirle kalkıyor, öğlen emirle oturuyor kalkıyor. Yani araca binmesi emirle, inmesi emirle. Otobüsler geldi. Komutanlarımızın dediği tek şey şu, otobüslere binin. Ama otobüsler bizim sayımız kadar yok. Biz sıranın başında ayrılmaya başladık. Otobüslere bindik. Bazı arkadaşlarımız orada kaldı. Ön sıralardaki arkadaşlar bindi, bana sıra gelmedi.
Hatta benim önümdeki arkadaş da bindi. Yani bir 15, 10 kişilik daha yer olsa ben de binmiş olacaktım. Otobüsler ayrıldı ama biz nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar hiç bilmiyoruz. Komutan da gitmeden önce dedi ki başka otobüsler de gelecek, arkada kalanlar da onlara binecek. Kimse eğitimden geri kalmayacak dedi. Bir müddet bekledikten sonra gene araçtan 2-3 kişi gelsin emri geldi aracın dışından. 2-3 arkadaş hemen en öndekiler gittiler. Onlar geri geldiğinde mermilerle geldiler. Daha sonra araçlar teker teker kamp alanının dışına çıkmaya başladı. Nereye gittiğimizden de haberimiz yok. Hani arada bir söylenti dolanıyor, bir de hani bir tatbikata gidiyormuşuz. İşte böyle habersiz bir tatbikat, eğitim niteliğinde. Düşünebildiğimiz tek şey otobüsün gideceği yere kadar ne kadar uyuyabilirsek kar. Ne gittiğini bilmiyoruz ve soramıyoruz. Yani eğitime mi gideceğiz, başka bir yere mi gideceğiz, onu hiçbir şekilde soramıyoruz. Biz de uyumaya başladık. Otobüsü mü yaktılar? Gözümü dışarıda böyle yoğun bir gürültüye, bir hengame tarzı bir şeye açtım ben böyle. Bir panikle bir anda ne oluyor gibisinden. Bir anda baktım ki etraftan araca taşlar, sopalar, insanlar yumruklarla saldırmaya başlamış. Yani bu daha önce hiç şahit olmadığım bir durum. İlk aklıma gelen şey bunun bir terörist saldırısı olabileceğiydi. Etrafıma baktığımda insanlar terörist gibi de durmuyor. Hani olaylardan o kadar habersiziz ki hani... Komutanım biz polisleri arasak belki böyle Toma Çevik kuvvet ekibi falan gönderirler. Hani sonuçta askeri personel bizi belki bu hengameden çıkarırlar falan dedim. Bir süre böyle kalabalığın içinde dur kalk giderken işte camlar dökülmeye başlıyor bir yandan. İçeriye taşlar düşüyor. Bir yere kadar araç gitti. Sonra durup ani bir iteklemeyle önde bir şeye çarptı durdu. Karşıdan ateş almaya başladık. Ve... O ateş esnasında önce aracın şoförü hemen ardından da ben vuruldum. Otobüsün istikameti buysa ben de hani şu şekilde duruyorum ve benim şöyle sırtıma denk geldi. Arkadaşıma döndüm sordum. Benim sırtımda bir şey var mı, bir yara bir şey var mı diye sordum. Arkadaşın da yüzü zaten bembeyaz olmuş böyle beti benzi atmış benim sırtımı görünce. Sırtın kanıyor dedi şu an dedi. Ben de o an hani vurulduğumu anladım yani. Dedim ki hani o zaman elini basabildiğin miktarda ki kan kaybı olmasın. Samet Yazgaç vuruldu diye aracın içinde bir ses yankılandı. O an düşünce herhalde sağ taraftan bir mermi de gelip beni alacak gibisinden oluyor. Bir an koridora atlasam mı diye düşünüyorum. Bu sefer ben atlarsam gelecek mermi yanımdaki en yakın arkadaşıma gelecek. Şu an sizi buraya işte kandırarak gönderdiler, şey yaptılar. Hani gelin polislere teslim olun, silahlarınızı verin, bu olay burada kapansın tarzı konuşan birkaç kişi vardı. Ben onlardan birinin tekrar geldiğini duyunca komutan dedim ki komutan benim yarama müdahale edilmesi lazım. Ben bu şahısa gitmek istiyorum deyip komutanlığına müsaade alıp şey yaptım. Aracı terk ettim. O öyle çıktıktan sonra bir yerden sonra komutan araçtan in emri verdi. Arka iki kapı açılınca bütün arkadaşlar hızla inmeye başladı. İnmeye başlayınca benim konumumdan dolayı ben en son inenlerden oldum. Şimdi otobüsten çıkıyoruz. İnsanların da davranışları çok dengesiz. Bir grup var işte ben dışarı çıktım diye en büyük asker bizim asker tezahüratı yapıyor. Öbür insanlar orada tekme tokat bana vurmaya çalışıyor. Beni güvenli bir yere götürür müsünüz dedim. Çevremi 2-3 kişi sardı sivil giyimli. Beni böyle birkaç tane polisin yanına götürdüler. Polislerin yanına gelmişim. Elimde silah yok. Herhangi bir yaralayıcı bir şey karşıya zarar verebilecek unsur yok. Kendimi yaralayayım en başta zaten. Dermanım yok yani kendimi şey yapacak edecek. Hala o insanların hiddetini anlayabilmiş değilim. O yüzden ben o insanları normal vatandaştan çok art niyetli kişiler olarak görüyorum yani. Hani hepsi orada kalan hepsi için söylemiyorum ama yani büyük bir kısım var ve bu insanlar oraya art niyetli şekilde gelmişler. Önümden arkadaşlar akıyor. Ben de onların en arkasında kalmış bir şekilde onlara yetişmeye çalışıyorum. O anki duygu düşünce burada kalırsak öleceğiz. O insanları etrafından kurtulmamız lazım ve bariyerin arka tarafında insan olmadığını görüyoruz. Kendimizi oraya atarsak yaşayacağız fikri var. Oraya doğru koşarken bir yandan sol taraftan da gene bizim gruba doğru koşmaya çalışan birini gördüm. O da büyük ihtimal önümüze atlayacak, zarar verecek gibisine. Ben yaklaşırken o yaklaştı, ben yaklaşırken o yaklaştı. En son önüme atladı, bana sarıldı. Kalabalığın arasında kaldım. O an tamam artık herhalde burada öldüm dedim.
Öyle der demez bana sarılan adam kulağıma geldi. Oraya gitme, gidersen öleceksin dedi. Bir polis aracı bize güvenlik şeridinden yaklaştı. Bizim komutanımızla göz göze geldiler. Komutanımız camı indirdi. Kendileriyle konuştu. Dedi ki bunlar öğrenci. Biz Yalova Eğitim Kampı'ndaydık. Şu an öğrencileri biz İstanbul'a Hava Harbi'ne intikal ediyoruz. Bize yardımcı olabilir misiniz? Bizi bu trafikten çıkarabilir misiniz? Diye bir hitap oldu. Polislere tabii ki dedi. Beni takip edin dedi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2 kilometre kala orada polis aracı kaçtı mı gitti mi yani bizi orada bıraktı. Tam böyle trafiğin tam ortasında bıraktı ve gitti. Bir alkışlayan vardı. Bir taş atıp küfreden vardı. Hakaret eden vardı. Anlam veremiyor insan. Yani o esnada ne oluyor? Yani bir de üstünüzde üniforma var. Gece boyunca sadece bir defa net bir emir aldık alay komutanımızdan. Başımızdaki yüzbaşı vasıtasıyla telefonda konuştu ve alay komutanımız ona hiçbir şekilde bir olaya karışmıyorsunuz, bir yere gitmiyorsunuz. Bir şekilde hava üssüne ulaşmaya çalışın, Temeskut'a ulaşmaya çalışın. Ben size gerekirse araç göndereceğim. Oradan uçakla Yalova'ya kendi birliğimize döneceksiniz. Onun haricinde başka hiçbir şey yapmayacaksınız, bir yere gitmeyeceksiniz. Başkasının emirlerini de dinlemeyeceksiniz dedi. Arkadaşlar valizlerinizi toplayın, gidiyoruz dedi. Bizim yanımızda zaten kimisinin yanında paraşüt için getirdiği uçuş tulumu, kimisinin yanında eşofman, kimisinin yanında kamuflaj vardı. Küçük otobüs geldi bir tane. Sadece 3. sınıflar için geldi. Bize dediler ki binin. Biz bindik. Er var bir tane. Er'e sorduk yani nereye gidiyoruz. Ben önden 2. sırada olduğumu hatırlıyorum. Nereye gidiyoruz diye sorduk. O dedi ki ben de bilmiyorum. Yani bana telefon gelecek. Şuraya git diyecekler. Oraya gideceğiz. Üçer mermi verdiler. O sırada dışarıda F-16'ların uçtuğu söyleniyor. İşte tanklar varmış köprüde. Çatışmalar varmış. Biz 3 mermiyle dışarı gideceğiz. Yani tabii inanması güç biraz ama öyleydi. Sonra bekliyoruz. Otobüste yarım saat kadar bekledik. Sonra komutan dedi ki inin. Biz otobüsten indik. Mermileri geri verdik. Aşağıda beklemeye başladık. Diğer gün öğrendim ki komutan aslında hayatımızı kurtarmış. Çevik kuvvet saat 12.30 gibi bizim çoğu otobüs gittikten sonra okulun önünde barikat kuruyor. Ve aldıkları emirde çıkan her aracı tarayın şeklinde. İçtima alanında beklerken iki tane helikopterin bize doğru yaklaştığını gördük. Biz tabii önümüzde helikopterin makineli tüfeklerle ateş ettiğini görünce bu helikopterler de bize ateş etmeye geliyor diye düşündük ve hepimiz ağaç bulanlar ağacın arkasına, çünkü ortalıkta açık bir alandaydık. Kimisi de hiçbir şey bulamayan valizinin arkasına geçti, yattı. Ve yani orada bizi vuracaklarını, öldüreceklerini düşündük açıkçası. Herkes kaçışmaya başladı. Sonrasında helikopterler geldi, indi. Silahlı helikopterler de değillerdi gördüğümüz kadarıyla. Pilotlar da geldi ve orada o kursiyer teğmenlerin başında duran bir karaciğer bay vardı. Ben ismini bilmiyorum, tanıdığım birisi de değil. O pilotlarla konuştu. Sonrasında geldi ve bizim komutanımıza helikopterlere binmemiz gerektiğini söyledi. Komutanımız da kendi komutanımdan emir almadan çocukları hiçbir yere götüremem. Onları ben Yalova'ya götürmek için emir aldım. Kendi komutanıma danışmam gerekiyor dedi. Bu şekilde söyleyince, itaat etmeyince onun emirlerine, o yarbay bağırmaya başladı. Önce komutanımıza, sonra da bize bağırdı. Bize söyledi sonra, komutanımıza es geçip, helikopterlere binin diye. Biz de binmedik. Yani hava harp okulu öğrencileri, kimisi eşofmanla, kimisi uçuş tulumuyla, kimisi kamuflajla genelkurmayın önüne bırakılmış. Bir yanda silahlı askerler, bir yanda polis, halk, tanklar. Bunların arasında garip bir grup.
bavullarımızla birlikte, yani helikoptere binseydik de bavullarımızla binecektik. Yani o kargaşanın içerisinde çok saçma bir şekilde bırakılmış olacaktık. Ve muhtemelen işte orada avlanacaktık. O insanların arasından böyle beni apar topar hızlı bir şekilde polis karakoluna getirdiler. Polis karakoluna girdim. Hem böyle hani sorgular gözde şey polislere. Abi bu olay ne oldu? Niye böyle yapıyor bu insanlar bize? Hani hayırdır böyle. 50 tane soru ardı ardına sıraladım yani orada. Harbiden hiçbir şeyden haberiniz yok mu ya? Böyle şaşkın şaşkın bakıyorsun falan böyle bir şey oldular böyle. Sonra birbirlerine döndüler dediler ki ya bunları galiba böyle şey yani canlı yem gibi getirmişler şey yapmışlar. Bunların dünyadan haberi yok falan dedi. O an canımın da derdindeyim. Bir yandan dışarıda arkadaşlarım cehennem gibi ortamda içinde kalmışlar. Onların derdindeyim. Arkadaşlarımı da buraya alın getirin diyorum. Ben vuruldum. Bana bir ilk yardım müdahalesinde bulunun diyorum. İçeriye bir tane genç polis girdi. Ne oldu ne bitti lan ben yerde otururken bana bir tekme falan attı. Karakola ilk girdiğimde genç polisler özellikle üstüme yürüdüler. Yani dövecek gibiler. Onlara da bir sürü soru soruyor. Siz kimsiniz? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz gibisinden. Onların sorusuna bakarken bir anda Samet'i gördüm. Bir koltuğa oturtmuşlar. Samet de diğer o genç polislere abi durun durun size dedim ya işte bunlar benim devrelerim diye. Ondan sonra genç polisler durdu. Samet'i orada görünce şaşırdık. Hastaneye gitmesi gerekiyordu. Vurulmuştu. Bir yandan Samet'le konuşacağız ama oradan tecrübeli bir yaşı da büyük. Bir polis memuru gelin bakayım buraya dedi. Üstümüzdeki bütün teçhizatları kalan her şeyi aldı. Alırken bir yandan da o da soruyor. Herkes sinirli. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz falan. Bu soruyu artık duya duya bıktım ve dedim ki ne yapmışız abi biz dedim. O da haberiniz yok mu sizin dedi ne yaptığınızdan. Yok dedik biz kamptaydık buraya getirdiler derken oğlum darbe yapıyorsunuz darbe dedi. Öyle deyince bütün soru işaretleri aklımda netleşti. İnsanların neden bize saldırdığı, bütün bu karmaşanın sebebi. Sonra dedik tabii ki bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Zaten yüz ifademizden anladılar. Öyle olunca oradaki tecrübeli polis memurunun söylediği şeyi hiç unutmuyorum. Diğer genç polislere dönüp çocukları yem etmek için getirmiş şerefsizler. Komutanımız pilotlarla konuşup onları Timeskut'a götürmeye ikna ettikten sonra pilotlar da çünkü zaten çok anlayışlı insanlardı. O başımızdaki diğer yarbay gibi değildi. Ben sıranın en sonundaydım. Arkadaşlar bindiler. İki helikopter gitti, geldi. Bir daha gitti, geldi. Toplamda iki helikopter üçer sortu yaptı. Yani altı uçuşla 91 arkadaşımızı ve başımızdaki yüzbaşı komutanımızı Timeskut Havaalanı'na götürdü. Gerçekten planlandığı gibi oldu. Ama artık saat 5 olmuştu. Hava aydınlanmaya başlamıştı ve bazı helikopterlerin düşürüldüğü gibi, havadaki helikopterlerin düşürüleceği gibi şeyler dolaşıyordu medyada. Bundan dolayı olduğunu yorumluyoruz. Helikopterler geri gelmedi. Vatandaşa bunlar öğrenci. Bunların kimseye bir zararı yok. Bakın silahları var yanında hiç kimseye karşı silah kullanmıyorlar. Hatta bize komutanımız silahlarınızı koltuğun altına koyun. Vatandaşlar tedirgin olmasın dedi. Biz de öyle yaptık. Sonra o dedi ki inanıyorum size dedi. Kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Yine kalabalık toplandı. Artık yani muhtemelen o vatandaş da önüne geçemeyeceğini alınca benim elimden bir şey gelmiyor. Ben uyarıyorum ama yine halk size zarar verecek dediğinde. Bizim komutanımızda biz polisi arıyoruz ama kendileri gelmiyor. Polisle irtibata geçirin bizi. Yani polis gelsin o zaman dediğinde. Karşı yoldan bir polis aracı geçiyordu. Karşı yoldan geçen polis aracını vatandaşlar durdurdu. İki tane polis geldi. Yorgunum, bitkinim, korkuyorum. Zaten bir köşeye böyle oturmuşum.
İşte sonra arkadaşlarım geldiğinde böyle bir ayaklandım falan, hani iyi misiniz gibisinden. Sonra duvara dönüp baktığımda bayağı yani sırtımdan duvara böyle kan akmış, hani büyük böyle bir alan komple kan olmuş duvarda falan. Tişörtünü yırtıp hemen sardım. Öyle beklerken bir saat sonra baktık sargının da arkasına çıkmış, artık iyice kanıyor. Bir kişiyi daha getirdiler içeri. O kişinin iddiasına göre söylediği şey şu: ağacın arkasından polis hem halka ateş ediyor hem de köprüdeki askerlere ateş ediyor diyordu. O an öyle deyince polisler saçmalama, öyle şey mi olur falan, o sivildir, sivil biri ateş ediyordur diye ısrar ettikçe o adam yok diyor, gördüm üniformalıydı, ateş ediyordu, çok net gördüm falan demişti. Ondan sonra zaten onu içeri almalarının sebebi de gitmiş başka bir polisi tutup çekerek onu göstermeye çalışmış. Polisler de o tutma çekme anında o sinirle bunu da içeri atmışlar. Bugünden bakınca geriye doğru mesela bize o şekilde barikat kuran insanlar bilinçli bir şekilde barikat kurmuşlardı. O barikatın kurulma amacı acaba bizi o köprüye yönlendirip gece boyunca orada bizi tahrik edip ölüme mahkum etmek mi, yoksa o kalabalıktan kurtarma amaçlı mı, bunu hala bugün de bilmiyorum. Ama o gün köprüde keskin nişancı olduğuna bugün baktığımda eminim. Çünkü o gün özel harekat sabaha doğru hadi operasyona başlıyoruz şeklinde timin başındaki emirle çıktılar. Çok profesyonel oldukları belliydi teçhizatlarından falan. Çıktıktan sonra yaklaşık bir yarım saat, bir saat sonra geri döndü. 2-3 tane özel harekat. Diğer bizle bulunan normal polis onlara sordu ne oldu, hallettiniz mi keskin nişancı diye. Oradaki özel harekattan biri kafa kesme hareketi yaparak hallettik gibisinden bir hareket yaptı. Sabaha karşı 4-5 tane polis geldi bizim bunu ayrı, o gece orada bulunmayan polisler. Odadan içeri girdiler, bize baktılar böyle ve hiçbir şey demeden tek yaptıkları bize saldırmak oldu. Bize böyle tekmeler, yumruklar saldırdılar, bayağı üçümüzü ağır şekilde darp ettiler orada. Ondan sonra ayağa kaldırdılar. İşte ben tabii orada bana vurduklarında sırtımdaki yarayı saklamaya çalışıyorum. Oraya gelirse belki bir şey olur, bir canım acır ekstra falan diye onu saklamaya çalışıyorum. Onlar ayrıldı. Ambulans geldi. Ambulanstan bir tane görevli inip yaralı var mı dediler. Samet'i gösterdiler. Geldi, Samet'in sırtını açtı. Açtığı anda yüz ifadesi ooo yaptı böyle, geri kapattı hemen. Orada bir miktar kan çıktı. Ondan sonra polislerle bir şeyler konuştular kenara çekip. Samet'i hala hastaneye götürmediler. Ondan sonra bizi bir polis aracına hızlı bir şekilde bindirdiler. Şoförün yanında da hiç unutmam gene tiz sesli sarışın genç bir polis memuru bizi hala bir şekilde işkence etmeye çalışıyor. Arkadaşlarınızı ne yaptık biliyor musunuz? Hepsini köprüden attık falan demeye başladı. Niyetini bildiğimiz için bir yandan olabilecek şeyden korkuyoruz. Ama bir yandan da buna ihtimal vermek istemiyoruz. Bir yandan işte şoföre dönüyor, abi bunları da denize atalım mı gibisinden şeyler söylüyor. Bizim oradan nakledilme zamanımız köprüdeki o arkadaşlarımıza yapılan işkenceden sonraya tekamül ediyor. Yani yapılan yapılmış, müsaade halkın arkadaşlarımızı linç etmesi, şehit etmesine izin verilmiş. Ondan sonra bir şekilde arkadaşlarımızı aracın içine itiş tıkış takarak onları naklediyorlar. Ondan sonra bizi araca bindiriyorlar ve polis hala bize bu şekilde korkutma amaçlı ithamlarda bulunuyor. Ölüsünü bile öldürmek istiyorlar şu anda. Arkadaşlarımızdan biri bizden bir devremizin, üst devremizin şehit olduğunu söyledi. Nasıl olduya gelince de internette dolanan bir videoyu izledik. Benim üst devrem Murat abinin katledildiğini gördüm ben. Yani hazmedilmesi mümkün olmayan bir şey. Benim ilk düşüncelerim acaba böyle bir şey gerçek olabilir mi? Bunu normal bir insan yapamaz, bu şekilde birini katledemez. Normal bir insan böyle bir şey yapamazsa bu katledenler kim? Kendi vatanlarını, milletlerini korumak için, savunmak için, kendi vatanına, milletine hizmet etmek için ömrünü veren iki insanın kendi milleti tarafından, kendi vatanı tarafından katledilmesi. Yani benim izlediğim bir video, yani benim milletim mi acaba benim arkadaşlarımı katleden? Kim yani? Videoları var. Öldükleri çok belli yani o videoda. Çünkü kolları falan istisnisizce oynuyor.
Ona rağmen hala onlara işkence ediyorlar. Çok masum, temiz, 20 yaşında. Saf çocuklardı yani bunlar. Orada kim vardı? Belli ki halkın içerisinde provokatörler vardı. Belli ki birileri birilerini kışkırttı. Ve arkadaşlarımız orada yem edildi yani. Tebessüm yüzünden eksik etmeyen en zor zamanlarda bile her zaman şakalaşan, insanları her zaman iyiliğiyle tanınmış bir arkadaştı. Her zaman masumdu. Ve şöyle de bir anı var. O her zaman böyle tırnağını ısırır, zarar verirdi. Böyle tırnağı tıkır tıkır pürüzlü olurdu. Daha sonradan öğrendiğimize göre ablası da bunu yapma, biz de sürekli yapma yapma, kendine niye zarar veriyorsun diye sorarken ablasınız demiş bir gün, işte şehit olursam beni tırnağımdan tanırsınız diye. Ve o gün de şehit olduğunda o kadar kötü darp etmişler ki ablası gerçekten tırnağındaki izden anlamış kardeşi olduğunu. Aramızda hiçbir fark yok. Tek fark o gece onların benden yarım metre önde durması. Onların benden önce içtimaya çıkmış olması. Benden daha hızlı olmaları, hızlı giyinmeleri. O 10 saniye kadar bir fark var aramızda. Ama ben 10 saniye yavaşlığı göstermesem ben şu an Silivri cezaevinde olacaktım. Başka bir arkadaş dışarıda olacaktı. Ya da belki Murat ve Ragıp'la beraber şehit olmuş olacaktım. O gün öncelikle komutanımızın emri, herkes silahlarını öne eğsin, kafasını eğsin, kendini korusun şekli. Bizi karşı hareket yapmaktan korudu diyeyim. Ve sonrasında da yani bir şekilde Allah'ın lütfu diyebilirim. Çünkü sınanmış olduk çok şükür. O gün öyle bir katliama bir arkadaşım bile, bir kurşun bile sıkmadan günü atlatmış olduk. Biz de elimizi kolumuzu sallaya sallaya araçtan indik. Hatta bunun görüntüleri de var. Karşı yoldaki siz araçlar geçip oturduk. Sonra karakola gittik. Akşam 5'e kadar polislere çay içtik, sigara içtik. Beraber oturduk. Yarım saat önce kendi eliyle bize çay ikram eden polis bize hakaret etmeye başladı. Küfür etmeye başladı. İşte toplayın bunları karakolun bahçesinden. Atın nezarete diye bir tabirleri var. Birinci gün geçti. Kimse yok. İkinci gün geçti. Hiç kimse yok. Üçüncü gün geçti. Yine kimse yok. 19 Temmuz'a kadar yani 4 gün nezarette bekledik. Aç ve susuz. Sadece bize bir defa ekmek arasında pilav verdiler. Meşhur spor salonunda kaldık. O 6 gün boyunca kelepçelerimizi hiç çıkartmadılar. Plastik kelepçelerle 6 gün boyunca kaldık. Tuvalet ihtiyacımızı bir şekilde yani gidermeye çalıştık. Spot ışıklar 7-24 açık şekilde. Sürekli birileri, bir amir, bir polis, bir başkomiser gelip küfrederek, bağırıp çağırarak psikolojik olarak da bizi yıpratmaya çalışıyorlardı. Havacı bir tuğ generaldi. Onu ve yaverini, emir subayını, as subayını, şoförünü bizi geldikten birkaç gün sonra getirdiler. Ters kelepçe yapıp önümüzde diz çöktürdüler. Ve onları orada işkence ettiler gözlerimizin önünde. Sağlık kontrolüne geçtik. Geldik doktorun yanına. Doktor hani dedim ki ben vuruldum dedim bir bakar mısınız? Baktı böyle. İşte dedim içinde mermi var mı falan. Dedim mermi yok bunun içinde dedi. Görünmüyor dedi. Beni gönderdi. O kadar ama hani sonradan öğrendik ki aslında mermi varmış yani. Adam artık umursamadan mı şey yaptın bilmiyorum nasıl oldu. Kader yani şu an yaşıyor oluşumuz hani arkadaşlarım için yani kendi adıma konuşursam hani genel anlamda. 5 gün sonra Çağlayan Adliyesi'nde ki o nezarethanelere denk geldim arkadaşlarıma. Dedim iyi misiniz neyiniz var ama o kadar perişan haldeler ki. Böyle yüzleri gözleri kapanmış yumruk yemekten böyle şişmiş morarmış her yeri sağ ağzında solunda böyle bandajlar şeyler kafaları yarılmış. Mahkemeye çıktığımda ki gördüğüm olay hepimizi sıkıştırmış doldurdular. Ve hakim geldiğinde kendimi anlatmaya başladığımda bana oraları geç, oraları geç deyip duruyordu. Bir yerden sonra sinirlendim. Hızlı hızlı anlatıp geçmeye çalıştım. Çünkü ne anlatırsam anlatayım sanki onlarda da şöyle bir hava var. Hadi geç geç biz seni çıkaracakmışız gibi bir izlenim vardı. Öyle olunca ben de hızlandırdım. Hızlı bir şekilde anlattım. Mahkeme bittikten sonra başkan geldi. Hepinizi tutukluluğuna karar veriyorum dedi. Hakimin karşısında polisten
hakaret işiten ve polis dizmiş herkesi sırayla. Oturmayacaksınız, hakime dik dik bakacaksınız. Ve ondan sonra enseden tokat yiyen hakimin karşısındayken bir mahkeme salonu düşünebiliyor musunuz? Acı tebessüm ya da acı gülme diye bir kavram var hani. Üzülüyorsunuz ama gülüyorsunuz. Ülkenin yönetimini ele geçirmeye çalışmışsınız. Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya çalışmışsınız diye tabirle de bulunuyor. Üstümde askeri üniforması var. Askeri kademenin en alt kademesindeyim. Yani en altındayım. Öyle bir vasfım yok. Darbe yapacak vasfım yok. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ben herkesten, bütün düşmanlardan korumak için kendi hayatımı hiçe saymışım. Yani kendinizi hizmet ettiğiniz ya da hizmet edeceğiniz bir ülkeye adadığınız zaman birinin kalkıp siz bu ülkeyi yıkıyorsunuz dediğinde çok komik, abes bir durum oluşur. Silivri zamanında da kendimizin masumiyetimizi anlatabileceğimiz bütün ihtimalleri kaldırdılar. Mesela biz içeri girer girmez normal mahkumların hakkı olan mektuplaşma hakkı, haberleşme hakkı, telefon hakkı önce kaldırdılar, sonra çok sınırlı bir şekilde getirdiler. Sonrasında tutuklandık ve Sincan cezaevine gittik. Görüşe gelmişler, kapalı görüş, camın ardında. Ben kabine geçtim, gelmelerini bekliyorum. Babam göründü, kardeşim göründü ve en arkada, onların arkasında annem geldi. Annem beni camın arkasında gördü, şöyle elini kalbine götürdü, duvara yaslandı şöyle. Gözleri zaten dolu dolu, gözleri yaşlı. Şöyle duvara yaslandı ve kaldı yani. Hakim, mahkumiyetler bu kadar, şimdi beraatleri okuyorum dedi. Hala ihtimal vermiyorum derken benim de adım geçince o anki duygular da çok farklı. Çünkü yanımdaki arkadaşım 6-7 müebbet almışken ondan hiçbir farkım olmayan bana beraat vermişlerdi. Sevinmek mümkün değildi. Herkes, hepimiz beraati hak ediyoruz ama şans eseri ben almış oluyorum. Birinci hayatımı bitirdim. Ben kendime yeni bir hayat kurmaya çalıştım. Bütün zorlukların içerisinde, Türkiye gibi bir yerde, annesiz ve babasız. Ona rağmen o hayatı da yıkıttılar. Çünkü hakim değişti, bir şeyler oldu. Başkanlık sistemi, şu bu geldi. 25 yaşında ya da 30 yaşlarında bir hakim atadılar bize. Benimle yaşıt olan bir hakim gelir gelmez, geldi ilk cesede diyor ki bunların hepsini tutuklayalım ya, bunların ne işi var dışarıda? Babam vefat etti ama abim yanımdaydı ve beni destekliyordu. Abim vefat etti ama kimse yoktu yanımda yani. Ben tamamen dağıldım. Annem ve babamın acısından daha fazla bir acı yaşadım. O acıyı yaşarken bu tutuklama kararı çıktı. O adaletsiz kısır döngüsünde ya, o öyle bir döngü yani. Adaleti arıyorsunuz, bizim kardeşlerimizin hepsi arıyor, bulunamıyor ve bir daha devam ediliyor. Kesinlikle hiçbirinin ümidini kesmişliği yok. Hepsi bir nevi kendinin avukatıdır o konudan bakacak olursak. Ama bu gördüklerim ışığında hakikaten böyle bir sürgün yemiş oldum yani. Ülkemizin, bizim vatanımızın, belki de bizim milletimizin benim için soğuk yüzü. Yani onunla, o yaşta onu kendi kendime düşünmüştüm yani. Yurt dışına sürgün yerken ben çok bu yaşta, yani o içinde bulunduğum yaşta kendi vatanımın tokadını yemiş oluyorum yani. Tokat çok hafif kalıyor ifade olarak yani. Gönülleri el vermeyerek kendileri istedi yani. Samet, sana burada artık bir hayat yok. Sizi burada resmen artık toplumdan şey yap, tecrit ettiler yani. Böyle sizin için bir yaşam yok. Doğru düzgün gün yüzü göremeyeceksiniz böyle giderse. Gidebiliyorsan git oğlum dediler bana. Ben de gözüm arkada kala kala hani ülkemi, yani uğruna bütün hani hayatımı vakfetmeye hazır olduğum ülkemi, ailemi, sevdiklerimi terk ederek çıktım. Benim arkadaşlarımın hepsini tohum olarak görüyorum. Şu an dışarıdakiler zaten bunu tekrar tekrar kanıtlıyorlar. Hepsi çok güzel işler yapıyorlar. Yani aslında o vurulan darbeyi, o hayatın oyununu çok güzel bir şekilde geri çevirip çok çok güzel işler başarıyorlar şimdiden. Ama yani çok sevdiğim bir arkadaşımın da çok güzel bir sözü var. Kalın incelir de ince kopar. Ama nihayetinde bazı arkadaşlar aramızdan ayrıldı. Daha yeni bir arkadaş canına kıydı. Asker öğrenciler, eski asker öğrencilerden biri.
Yani kanserden iki arkadaşımızı kaybettik. Anne babasını kaybedenler oldu. Yani ince de kopuyor. Bakırköy cezaevinde bulunan 3 tane kadın harbiyeli de vardı. Bunlar benim devre arkadaşlarımdı. Sena, Nagihan ve Ecem. 3 kız harbiyeli de orada. Otobüsten iniyorlar, halkın arasına karışıyorlar. Belki orada ne oluyor burada, neden buradasınız siz de diye soruyorlar birbirlerine. Ve o esnada orada kimliği belirsiz kişiler tarafından o tepeden hem arkadaşlarımıza hem de halkın üzerine ateş açılmaya başlanıyor. Sabaha kadar orada bir kuytu köşede saklanmışlar. Onları gören halktan kimseler de var. Onlar da şahitlik ettiler. Yani hiçbir şekilde bir olaya karışmadılar. Yani 20-21 yaşında kızlar bunlar yani, gencecik kızlar. Tüm o masumiyetlerine ve yaşadıklarına, o işkencelere rağmen, 6 yıla yaklaşan esarete rağmen çok güzel bir duruş sergilediler. Hep pozitif kaldılar. İçeride çok çalıştılar. Hepsi hukuk fakültesini kazandı. Bir tanesi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle kazandı. Çok daha iyi bölümlere de gidebiliyorlardı ama hukuk okumak istediler. Yani gerçekten o betonların arasında o zorla betonu delip açmaya çalışan çiçekler gibiydiler. En gençleri özellikle, en masumları bu şekilde eziyet çektirerek, korkutarak, sindirmeye çalışarak masum olduğumuzun en bariz göstergesini ortadan kaldırarak kendilerini, haklılıklarını ortaya koymaya çalışıyorlar. Şu anda bile 13 yaşındaki çocukları bekleyip 18 yaşına geldiğinde içeri almalar, sorguya çekmeler, bütün bu sindirmeye, bastırmaya, gerçeklerin üstünü örtmeye çalışmanın bir göstergesi aslında. Kurşun hala sırtımda benim. 6 yıl geçti, çıkartmayı düşünmedim açıkçası. Çıkarmayı da düşünmüyorum yani. O gece yaşadıklarımızı ve hani uğradığımız mağduriyetin, çektiğimiz bütün sıkıntıların, yani birçok şeyin delili aslında. Böyle o yüzden hani ben onu mümkün olduğunca hani sırtımda saklayacağım ve hani günü geldiğinde diyeceğim bizi işte siz bu şekilde mağdur ettiniz. Biz yani hiçbir suçumuz günahımız yokken arkadaşlarımı öldürdünüz, şehit ettiniz, beni vurdunuz, diğer birçok arkadaşımı linç ettiniz, yıllarca hapis yatırdınız. Yani o merminin böyle bir önemi var benim için. O yüzden saklıyorum yani. Çıkarmayı da düşünmüyorum kolay kolay. Biz hakkımızı arayabilecek duruma geldiğimizde ben o zaman çıkarttırırım. Zaten yani illaki bu kurşun bir şeyden çıktı. Hani silahtan çıktı. Bunun bir imkanı varsa balistik incelemesi her şey yapılır ve artık beni vuran kişi kimse, ondan artık hakkımı isteyebileceğim konuma geldiğimde anca çıkartırım. Yani o gün gelene kadar çıkarmayacağım. Samet'in sırtında somut olarak bulunan bir mermi var. Benim herhangi vücudumda bir mermi ya da o günden aldığım herhangi bir anım yok ama vatanıma, milletime feda etmiş olduğum bir gençliğim var. Yetiştirdiklerini kişinin kesinlikle kendi zarar görse bile başkalarına bilerek zarar vermeyeceğini onlar da biliyorlar. Benim annem haksızlığı kaldıramayacak bir insan. Hakikaten. Yani o yüzden çok zorlanıyor. Oğlum sen yaptığın hiçbir şeyden pişman değilsin. Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Yani bu cümle aslında benim için özettir. İçi rahat olduğu için kendisini böyle teselli etmek zorunda. Bin dediler. Bindiler. Ben de binerdim. Git dediler. Gittiler. Ben de giderdim. Ve devamında biliyorum ki hiçbir suça karışmadı. Yani bunu balistik raporları da kanıtlıyor. Bunu kamera kayıtları da kanıtlıyor. Şahitler de kanıtlıyor. Dolayısıyla hiçbiriyle ilgili kafamda hiçbir şüphe yok. Hiçbiriyle ilgili şunu neden yaptı demiyorum. Ve her birinin yaptığı her şeyi ben de yapardım. Hiçbirinden geri kalmazdım. Yani bence bu kadar yeter ya. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bence artık bir son verilmeli. Yani benim son sözüm bu. Bence artık masum asker öğrenciler serbest bırakılmalı. Türkçeyi sonradan öğrendim. Kürtçe ana dilim. İngilizceyi biliyorum. Ve şu an bulunduğum ülkenin dilini de biliyorum. 4 dilde de seslenmek istiyorum ama özellikle ana dilimde ben sesleneceğim. Hevaleme
Berdin, emci bonuvan azadlık hazım. O an azad bakın. Ben arkadaşlarımın bırakılmasını istiyorum. Onların özgürlüklerine kavuşmasını istiyorum. Öldürülen çocukları görmediniz mi? Erleri, öğrencileri görmediniz mi yani? 6 yıl olacak neredeyse. Ulan hiç mi insafınız yok yani? 6 yıl. 18 yaşında çocuk, daha bir senelik askerlik tecrübesi olmayan birinci sınıf çocuk içeri girdi. 3 günlük yer içeri girdi. 6 sene. Ulan hiç mi insafınız yok ya? Bu çocuk içeride büyüdü yani. Dışarıyı görmedi. Bu çocuğun bir kız arkadaşı olmadı yani. Bu çocuk dışarıda bir üniversite kampüsünde oturmadı. Çıkıp biriyle çay içmedi, Boğaz'da gezmedi yani. Süründü bu çocuk. Sırf asker olmak için. Hiç mi insafınız yok? Yani ne yaptınız ya? Buna siz nasıl dayandınız diyeceğim. Biz dayandık. Biz dik durmaya çalıştık. Her şeye rağmen kendi duruşumuzdan taviz vermedik. Biz üniformayı taşıdık. Siz ne yaptınız? Siz nasıl durdunuz? Siz nasıl sabrettiniz? Kendinize nasıl sabrettiniz demek istiyorum aslında yani. Ve hiç utanmadınız mı? Çantam aslında yani kısaca şey demek. Yani bir yerde birileri bize bir zorluk bir şey çıkarıyor olabilir. Önemli değil. Başka bir yerde ben yine hayatımı en az eskisi kadar belki eskiden daha iyi kurarım. Yani çantamı alıp gitmeme bakar yani sonuçta. O bana yaptıkları şey beni hayattan alıkoyamaz yani. Ben kendime güveniyorum, sevdiğim insanlara güveniyorum ve başka bir yerde, başka bir coğrafyada güzel bir hayat yaşama, hani böyle bir tekrar güzel bir ortam kurma yeteneğine ve hani birikimine sahip olduğuma inanıyorum. Çantam benim için bu demek aslında. Mermi zaten önceden de bahsettim. Bu benim yaşadığım tüm mağduriyet, benim ve arkadaşlarım, ailemin, sevdiklerim yaşadığı tüm mağduriyetleri gösteren bir delil. Bana yani bu merminin burada olduğunu her hissettiğimde yaşadığım şeyler tekrar aklıma geliyor ve unutmuyorum. Ve ben kendi ve sevdiklerimin hakkını savunmam gerek. Künyemde yani tamamıyla şey aslında bu bana şeyi hatırlatıyor. Benim hani böyle ulvi olarak gördüğüm birkaç amaç var. Vatanımı, milletimi, sevdiklerimi koruma, onlar için güzel şeyler yapma. Bu amaçlarımı ve askeriyede, hani askerisi de harp okulunda geçirdiğim yılları hatırlatıyor bana her seferinde.